Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Göklerin Sırrı 2 hikayesinin ikinci bölümünde Malbon rotasında beraberiz. Veba taşları satranç tahtasına diziyor. Görünüşe göre onun için sadece bir piyon olacağım. Gerçek. Ölümsüzlerin giysileri özel bir şekilde yapılmıştır. Ölümsüzlerin kanatlarını deliklerden geçirebilmeleri için sırtlarında yırtmaçlar, ve giyinme sürecini kolaylaştırmak için düğmeler vardır. Vicky Çocukken macera filmleri izlemeyi severdim. Ölümün eşiğinde olup da her zaman ondan kaçmanın eğlenceli olduğunu düşünürdüm. Aslında kesinlikle eğlenceli değilmiş. Bölüm 2 Vebanın Gösterisi Başkent Hisar Zindanı Titreyen göz kapaklarım zar zor açıldı. Sadece kemiklerimi sızlatan nemli bir soğuk ve karanlık vardı. Vücudumu ısıtmak için konsantre olmaya çalıştım ama başım o kadar ağrıyordu ki bu boş bir çabaydı. Sesli, sessizlikle yere düşen damlaların ölçülü seslerini duydum. Atık ve kan kokuyordu. Seyirdim ve yanıt olarak zincirler şıngırdadı. Bunun ardından sanki diğer tarafta biri benim uyanmamı bekliyormuş gibi kapı açıldı. Zindana kör edici sarı bir ışık girdi. Paçavralar içinde bitkin ve yaralı olan beni aydınlattı. Aklını başına topladın insan. Ay Vicky mahvolmuş. İleriye doğru bir adım attım ama zincirler gerildi ve tekrar şıngırdayarak beni geri çekti. Ha <laughs> ha Tasma çok kısa canım. Ve Veba yaklaştı. Tırnağını çenemde gezdirdi. Dikkatlice gözlerimi inceledi. Ellerini üzerimden silkeleyerek başımı salladım. Neler oluyor? Herkes nerede? Herkes nerede? Düşündü. Sonra yavaşça cevap verdi. Ağzını kötü niyetli bir gülümsemeyle gerdi. Ölü. Kafam çalışmıyor. Düşünmeyi, hatırlamayı reddediyordu. Ama bu yabancının acıması sözlerine inanmamak elde değildi. O kadar korkunçtular ki gerçek gibi geliyorlardı. Ve Babinevi çocukça bir hevesle, beklentiyle yüz ifademi yakından inceledi. Gözlerimi kapattım. Başımı çevirdim. Duygularımı dizginlemeye çalıştım ama kızacımı dindirmek için bana fırsat vermedi. Saçlarımı başımın arkasından tuttu ve beni geri çekti. Saklanma kuşum, her şeyi görüyorum. Benim için harika bir oyuncak olacaksın. Kurtulmaya çalıştım ama o kadar sıkı tuttu ki bu mümkün olmadı. Neler oluyor? Sen kimsin? Veba beni itti, doğruldu ve düşünceli düşünceli hücrenin içinde yürümeye başladı. Değişim zamanı durdu ve bana döndü. Üzerine dağınık bir ışık düştü ve yüz ifadesinin özellikle kötü niyetli görünmesine neden oldu. Cennetin sonu geldi. Dünyanızın sonu geldi. Biz sana ne yaptık? Bu kaçınılmazdı. Şimdi olmasaydı sonra olurdu. Bizim buraya gelmemiz an meselesiydi. Bizim hücreye başka biri daha girdi veba yeni gelene döndü. Sonra onu gördüm. Lucifer'ın babası. Her şey hazır. O ölmüştü. O olamaz. Cehennemi kontrol altında tut ve talimatlarımı bekle. Sakın aptallık yapayım deme. Oğlunu ise ben yanımda tutacağım. Tamam. Bana bakma zahmetine bile girmedi. Sorunlarımın cevaplarını da yanına alarak gitti. Fırladım. Onuncu kez zinciri sonuna kadar çektim. Hatırlıyorum. Geri döndüler. Ölen herkes geri döndü. Bunu sen mi yaptın? Nasıl? Bu nasıl mümkün olabilir? Paniğimi gören veba memnun oldu. Gözlerini ayırmadan yavaşça kapıya doğru yürüdü. Lütfen bana cevap ver. Seni öldüreceğim. Onlara ne yaptın? Beni burada bırakma. Cevap verme. Veba koridorda oyalandı. Yüzüme baktı. Hmm, peki. Canım sıkıldığında seni almaya geleceğim.'' O diğer üç seçenek de umutsuzluğun ele geç umutsuzluğun Vicky'yi ele geçirmesine neden oluyordu ve vebayı bu mutlu ediyordu. Kapı kapandı. Aynı zamanda hücre karanlığa ve ürkütücü bir sessizliğe gömüldü. Dizlerimin üzerine çöktüm. Parmaklarımı saçlarımdan geçirdim. Geçmiş olaylar gözlerimin önünde canlandı ve beni gerçeğe döndürdü. Forendo ne alaka onu çözemedim. Hepsi yaşıyor. Ama nasıl? Hiçlikten kaçmak mümkün müydü? Sakinleşmeye çalıştım. Kendimi duvara yasladım ve kollarımı dizlerime doladım. Zincirler ve yorgunluk gücümü kullanmama izin vermiyordu. Vücut ısımı düzenleyemiyordum. Üşüyordum. Ve bağ onları serbest bırakabilirdi. Ama bunu yapabilmek için ne kadar güçlü olmak lazım? Tekrar kafamda vebanın ortaya çıkışını canlandırdım öncesini ve sonrasını düşündüm. Yorgunluk bastırana kadar birkaç saat geçti. Uyandığımda beni aynı karanlık karşıladı. Zamanla gözlerim karanlığa alıştı ve duvarları, tavana, yerdeki bazı lekeleri ay artık ayırt edebiliyordum. Zindanda kaç gün, belki hafta geçirdiğimi bilmiyordum. Yemek vermiyorlardı ve kimse beni ziyaret etmiyordu. Birkaç kez birisi gelmiş gibi geldi. Kulağımın dibinde biri sakin, diğeri heyecanlı sesler duyar gibi oluyordum. Ancak gözlerimi açacak gücü bulduğumda ışık tanelerini de arkasında götüren kapı çoktan kapanmış oluyordu. Zamanı bir şekilde geçirmek için hücrenin içinde zincirlerin izin verdiği kadar dolaşıp avucumu nemli duvarlara bastırıyordum. Her tümseyi, her çiziyi inceleyebildim. Delirmemek için üniversite derslerimi hatırlıyordum. Bir sanatçının resim yapmadan önce havaya girmesi önemlidir.'' Çin resminin özelliklerinden biri kendini başka biri veya başka bir şey olarak hayal etme geleneğidir. Kaplan, ağaç, çiçek veya ev. Dondum kaldım, boşluğa sordum. Bugün ben kimim? Kaplan, ağaç, çiçek, ev. Yine bir hayalet gibi hücrenin içinde dolaşmaya başladım. Yalnız kaldıkça sık sık kendi kendime yüksek sesle konuşmaya başladım. Kendi sesim beni sakinleştiriyordu. Artık bu yerde olmayan bir hayat hala varmış gibi hissediyordum. Yiyecek hala yoktu ve zincirler de devamlı olarak enerjimi emip duruyordu. Midem artık sırtıma yapışmış vaziyetteydi. Boğazım kurumuştu. Ne kadar süre hiçbir şey yememiş ve içmemiştim. Bir ay. Eğer bir insan olsaydım uzun zaman önce ölmüş olurdum. Ama ben ölümsüzüm. Bu da sonsuza kadar acı çekeceğim anlamına geliyordu. Ölsem ne güzel olurdu. Kısa süre sonra yürümeyi bile bıraktım. Yerde uzanmış. Boş boş önüme bakıyordum. Geçmişi yad ediyordum. Malbonte kol dayanağını sıktı. Konseyden bir ke Konseyden biri bir kez bile eşitliği aykırı bir şey söylerse idam edilecek. Efendim, aceleyle sohbete dahil oldum. Zihinsel esnekliğe sahip değilsiniz danışman Alvin. Dünyamızın yeni kurallarını hemencecik kabul etmenizi tavsiye ederim.'' Malbon ve ben yönetim kurulunda ideallerimizi tümüyle destekleyenleri görmek istiyoruz. Danışman başını eğdi. Evet hanımefendi. Malbonte ile bir yerden geçtiğimizde herkes önümüzde eğiliyor. Hemen evlerine saklanıyordu. Bizden korkuyorlar. Eskisi kadar değil. Hala zindandaydım. Hala yaşıyor muydum yoksa hiçlik böyle bir şey miydi? Bedenim duvarlar kadar soğuktu. İlk başta çığlık atmaya çalıştım ama sonra bu bana gülünç bir şekilde anlamsız gelmeye başladı. Kimse beni oradan çıkaramazdı. Asla. Beynim benden alınan hayatı ararken tozlu rafları özenle yoklamaya devam ediyordu. Bir sonraki seçim hem arkadaşlıkları hem de romantik ilişkileri geliştirecek. Ben ölümsüzlerle dünyada nasıl eğlendiğimizi hatırladım. Kısa bir tatilimiz vardı. Öğretmenler bir tür gezi olarak yeryüzüne inilmeyi önerdiler. Meksikalılar ölüler günü kutluyorlardı. Süslü, dans eden ve şarkı söyleyen kalabalığın tam ortasındaydık. Ve çığlık çığlığaydı. Ne güzel. Hemen diğerlerinin peşinden koştu. Sıradan ölümlüler onu farklı görüyor. Kanatlarını ve yanan gözlerini fark etmiyorlardı. Onlar için Mimi herkes gibiydi. Ölülerin hatırını onurlandıran sıradan bir kız. Kızlardan biri Dino'ya şekerden bir kafatası verdi ve koşmaya devam etti. Teşekkürler. Ama küçük kız çoktan yetişkinlerin arkasında kaybolmuştu. Lucifer elleri ceplerine sokmuş duruyordu. Garip insanlar. Ölümün onlar için yas anlamına geldiğini sanıyordum. Onları ise eğleniyor. Ölülerin bugün eve geldiğine inanıyorlar. Ama gelmiyorlar. Birinin düşürdüğü çiçekleri yerden kaldırdım o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Asıl mesele hatırlamaları, olanları unutmamaları. Kalabalıktan Mimi çıktı. Ellerini bize uzatarak çağırdı. Hadi ama ne duruyorsunuz? Hadi gidelim. Bizi peşinden götürdü. Kızlar dans ediyordu. Çocuklar koşuyordu ve etrafta bir sürü süs parlıyordu. Her yerde yanan mumlar vardı. Onlar ruhların yolunu açıyordu. Lucifer insanlarla iletişim kurmaktan kaçınıyordu. Dino yumuşak bir gülümsemeyle kalabalığın akışına ayak uyduruyordu. Diğer Meksikalılar gibi hareket eden Mimi dans etmeye başladı. Vicky, benimle gel. Beni dans edenlerin arasına çekti. Nasıl hareket edeceğimi göstermeye başladı. Başta utandım. Utangaçlığımın Dino ve Lucifer tarafından fark edildiğini biliyordum. Ve bu beni daha da çok utandırıyordu. Bizi izliyorlardı. Dikkatli Lucifer ve güven verici bir gülümsemeyle Dino. Mimi nazikçe ellerimi tuttu ve müzik ile sesleri bastırıp şöyle dedi. İşte bu. Utangaç olma.'' hareketlerini tekrar etmeye başladım. Önce yavaşça sonra giderek daha daha rahat. Ta ki birinin bana bakıyor olabileceğini unutacak kadar gevşeyene kadar. Şarkılar, danslar, iskelet kostümlerini giymiş kızlar, çiçekler, takılar, makyajlar ve bir sürü mum. Her türlü renk, yüksek kahkahalar ve tüm bunlar ölülerin şerefine. Ölümü böyle bir sakinlik, saygı ve sevinçle algılamamı isterdim. Sonuçta ölüm çok doğal değil miydi? Ama benim için değildi. Taşan duygularıma kapılıp dans etmeye devam ettim. Mimi de benimle beraber gülüyor. Dinoveli sofranın artık ikisi de gülümsüyor. Bu ölüler gününde renk ve hayat kazanmış her şeye kocaman gözlerle bakıyorlardı. Ve çok güzel bir ara çizim. Nefes almak için durdum. Saçlarım birbirine karışmış, yanaklarım kızarmıştı. Vay canına, bu harikaydı. Çok iyiydiniz. Sizi misilina görmeliydi. Bayılacaktı. Güldük. Ve insanlar... Meksika'daki tatil sizi yakınlaştırdı. Ve insanlar korku içinde kaçacakları kanatlı varlıkların kutlamalarına dahil olduklarından şüphelenmeden etrafımızda koşuşturdular. Bazı ölümsüzlerin hayatlarından daha fazla anlamla dolu sıradan bir insan kutlamasıydı. Beni bu monoton umutsuzluktan sadece rüyasız uyku kurtarabiliyordu. Açlıktan, kulaklarımdaki çınlamadan ve vücuttaki titremeden. Muhtemelen ışığa çıksam kör olurdum. Bu karanlık içime o kadar nüfuz etmişti. Ama bir mucize oldu ve koca bir sonsuzluk sonrası kapı nihayet açıldı. Ellerimle yüzümü kapattım. Gözlerimi kısarak kurtarıcımı görmeye çalıştım. Pike. İnsan bir malbonte falan bekliyor. Merhaba hanımefendi. Kalkmama yardım etti. O kadar bitkindim ki kollarına asıldım ve tüm sorularıma cevap biliyormuş gibi gözlerinin içine baktım. Neler oluyor? Duş almalısınız. Sizi götürmeme izin verin. Gücüm yettikçe onu ittim. Bana her şeyi anlatana kadar hiçbir yere gitmiyorum. Aşırı gergindim. Bacaklarım boşaldı ve ben tekrar hizmetli hizmetlinin kollarına yığıldım. Prangaları üzerimden çıkardı ve beni çıkışa götürdü. Herkes nerede? Ne oluyor? Sizinle konuşmama izin yok hanımefendi. Neden? Kimin emri? Kim cüret etti? Dilimi zar zor hareket ettirebiliyordum. Ama susamıyordum. Bunca zamandır kimseyle konuşmadım. Pike bana bir şey söyledi. Ama kelimeleri çıkaramadım ve sonra bilincimi kaybettim. Kaynar su derimi yaktı. Hemen uyandım. Ayağa fırladım. Köşeden Pike'nin anlayış dolu sesi geldi. Üzgünüm hanımefendi. Ama ısınmanız gerekiyor. Size temiz giysiler bıraktım. Hazır olduğunuzda haber verin. Bunu neden yapıyorsun? Hanımefendi, lütfen sizden istediğimi yapın. Beni gözetliyor. Kaçabileceğimi sanmıyorum. Bunu nasıl yapabilirim ki zaten? Eski püskü bir gömleğin kenarını tuttum. Şüphe içinde dondum kaldım. Ama düşündüğümde soyundum. Başımı kaldırdım. Gözlerimi kapattım. Suyun üzerimdeki tüm kiri temizlemesine izin verdim. Şu an zindana dönme düşüncesi bile tek başına midemi bulandırıyordu. Ne olursa olsun oraya geri dönemezdim. Artık dayanamazdım. Prangalar olmadan güç yavaş yavaş bana geri dönmeye başladı. Bazı yaralar iz bırakacaktı. Zamanında iyileşmediler ve şimdi iyileşmek için artık çok geçti. Morluklar geçmeye başlamıştı. Etine kadar kırılmış tırnaklarım uzuyordu. Saçlarımın hali belirgin şekilde düzeliyordu. Ölümsüzlük beni hayata döndürüyordu. Duştan çıktım havlu. Üzgünüm hanımefendi, vermediler. Kim vermedi? Yalnız banyo yaptırıyorlar, temiz kıyafet veriyorlar, havlu vermiyorlar. Peki. Aceleyle hemen ıslak tenin üzerine kıyafetlerini giydim. Misafir eski sahibe rehin. İsim de çok manidar olmuş. Sonra saçımı düzelttim. Hazır olunca hizmetlinin sesinin geldiği yere çıktım. Beni görünce ürperdi. Hanımefendi, daha iyi görünüyorsunuz. Beni takip edin. Peki, arada bir kaçıp kaçmadığıma bakarak önden yürüdü. Artık vebayla mısın? Nasıl onun tarafına geçebilirsin? Aniden durdu ve donuk. Boş bir ifadeyle bana döndü. Başka seçeneğimiz yoktu. Siz de yapacaksınız hanımefendi. Hayatta kalmak istiyorsanız başınıza eğin ve bir zamanlar zirvede olduğunuzu unutun. Artık bunun hiçbir önemi kalmadı. Sen ne? Ama Pike çoktan arkasını dönmüştü. Birkaç hızlı adım daha attı ve kapıları ardına kadar açtı. İlk gördüğüm kişi vebaydı. Bir bacağını diğerinin üzerine atmış tahtta oturuyordu. Kendine güvenen, gururlu, tehlikeli. Arkasında tanımadığım bir kadın duruyordu. Malbonte ve Lucifer da oralardaydı. Mimi ve Dino tahtın yanında durup kaldılar. Karşılarında Fenzio ve Torendo vardı. Torendo'nun yeni çizimi de güzel bence bu arada. Hepsini görünce tökezledim. Pike beni düşmekten kurtardı ama ayakta duracak gücüm bile yoktu. Şaşırdım kaldım ve sadece hizmetlinin dirseğinden tutup iki büklüm bir pozisyonda baka kaldım. Herkesin gözü bana dikilmişti. Sadece Dino ayaklarına bakıyordu. Ve bağ tahtından fırladı. Kenetlenmiş ellerini dudaklarına bastırdı ve sevinçle haykırdı. Ah kuşum. Ölümsüz olduğun söylenemez bile. Çok kilo vermişsin. Ay bir de kuşum diyor ya çok iğreti ediyor. Sonuçta sizler o kadar da mükemmel varlıklar değilsiniz. Üç aydır aç ve susuz zindanda. Şaşırtıcı değil. O yüzden mi bizi düşünüp gelip kurtarmaya çalıştın? Yazıklar olsun sana. Ona kaşlarımı çatarak neredeyse öfkeyle baktım. Neden bu çılgın kadınla onunla arkadaşmış gibi konuşuyor? Neden aramızda hiçbir şey yokmuş gibi bana bu kadar soğuk bakıyor? Neden beni kurtarmadı? Ya da en azından beni orada karanlıkta ziyaret etmedi? Belki duyduğumuz ayak sesleri onundur aşko. Kaç tane neden sorularımı tahmin edebiliyor muydu? Lucifer, Dino, Mimi, Mabonte hepsi şimdi vebanın tarafında mıydı? Peki kuşum kafesini beğenmiş mi yoksa uçmaya hazır mı? Kurumuş dudaklarımı açtım ve dedim ki Beni oraya göndermeyin. Daha fazla dayanamayacağım. Oradayken uçmayı unuttum. Zincirler olmasaydı çok iyi olurdu. Bir gün seni bundan daha küçük bir kafese koyacağım. İlk seçenek ne kadar acılı, acı, şey, küçük düşürücü. Veba kahkahalara boğuldu. Seçici değilmişsin. Veba yanındaki kadını yakaladı ve kabaca kendisine doğru çekti. Şununla tanışın. İva, Eva, bu kadının da Havva olduğu söyleniyor. Hatta Lucifer'ın annesi bile olabilirmiş sanırım. Bu kim? Birkaç tereddütlü adım attım. Ayaklarımın üzerinde durmak benim için zordu. Ama kendimi toparlayıp dik ve sert görünmeye çalıştım. Sen kimsin? Neden? Sesim fısıltıya döndü. Neden onun yanında duruyorsunuz? Neden savaşmıyorsunuz? Malbonte, sen birçok kişiden daha güçlüsün. Neden ona karşılık vermiyorsun?'' Veba düşünceli bir şekilde bir tutam saçını parmağına doladı. Tabii ki. O güçlü bir ölümsüz. Ama yine de benden çok daha zayıf. Birkaç adım daha attım ama tökezledim. Tek dizimin üzerine düştüm. Veba ayağa kalkmaya çalışmamı izlerken hafifçe kıkırdadı. Kaslarım o kadar titriyordu ki utandım. Bu kadın da yani onca ölümsüz arasından bir tek bizi bu durumlara düşürmekten zevk alıyor. Hiç mi başka karşı çıkan yok? Git biraz onlarla uğraş ya. Muhtemelen asla ayağa kalkamazdım. Ama o an sessizlikte birinin ayak seslerini duydum. Kafamı kaldırınca gördüm. Nusufur, Dino, Malbonte, Fenzio. Malbonte rotası yine Malbonte olduğu için. Bana elini uzattı. Donup kaldım. Ona baktım. Hemen bu da su, yelkenleri suya indirdi. Pembeleşti falan. Veba öfkeyle kolçakları tokatladı. Yardım etmene izin mi verdim? Ay bu kadının bu suratı çok kötü ya. Malbonte kıpırdamadı. Gözlerimin içine bakmaya devam ederek soğuk bir şekilde dedi ki kendini fazla kaptırıyorsun. Yapmamız gereken görevlerimiz var. Onunla zaman kaybetmek istemiyorum. Hem öyle pembeliğini alırlar işte. Veba umurdan da ancak bu söze katıldı. Ne kadar sorumlu bir yavrusun sen böyle. Maabonte sadece çenesini sıktı. Yardımını kabul etmeyip tekrar ayağa kalkmaya çalıştım ama o dirseğimi tuttu ve yine de kalkmama yardım etti. Eli benimkinde kaldı. Buz gibi bir bakış yüz ifademi incelemeye devam etti. Sonra bir adım geri çekildi ve sanki bana olan ilgisini bir anda kaybetmiş gibi sırtını döndü. Ne olursa olsun onun yardımı için minnettarsın. Yeterince oynadın mı? Sırıtma ve eğlenmeme izin ver. Malbonte yerine döndü. Yürürken vebaya baktı. O da ona baktı. Birbirlerinden nefret ediyor ama birbirinin içinden gizlenen güce say saygı duyuyor gibiydiler. Veba tahtının kollarını buyurgan bir şekilde okşadı. Anlayacağın üzere artık burada patron benim. Yine orada olan herkese baktım. Yutkundum. Hiçlik. Hiçlikteydiler. Bu nasıl mümkün olabilir? Sanki aklımı okuyormuş gibi veba cevap verdi. Kanun böyle olduğu için herkesi dirilttim. Bunu yapmak zorundaydım. Lucifer'ın başını okşadı. Saçını parmağına dolamaya başladı. Bu rotada da Lucifer'a yürüyor ya. İlk başta Lucifer tiksintisini gizlemeden seyirdi. Ama sonra duygularını bir kayıtsızlık maskesinin arkasına sakladı. Ve sadece hareket eden çene kasları gerginliğini ele veriyordu. Ve bazı devam etti. Yakında kardeşlerim gelecek ve gökleri dize getireceğiz. Yani vebayı yensek bile kardeşleri var daha sırada. Siz kimsiniz? Kızın dudakları iyice yukarı kıvrıldı. Mahşerin atlıları. Sen dedim. baktım. Lusufur gözlerini kaçırdı sadece. Kendi kendine hor görüyormuş gibi dudaklarını büktü. Ya da belki beni hor görüyordu. Sonra Dino'ya döndüm. Bir danışmandın. Neden halkına sırtını döndün? Sen. Ama bana ne kadar boş gözlerle baktığını fark edince sustum. Mimo ona seslenmemi bekliyor gibiydi. Ama ona bakar bakmaz gözlerini yere indirdi. Malbonte'nin cevabını biliyordum. Ama yine de ona şunu da söyledim. Hükümdar sendin. Ve şimdi bir köpek yavrusu mu oldun? Bu nasıl mümkün olabilir? Of burada çok iyi söyledi ama. Seni tanıyamıyorum. Sözlerimden incinmedi. Yüzünde aynı anlaşılmaz ifade vardı. Ve sesi uzaktan geliyor gibiydi saf ve aptalsın. Tasma asıl sana takılacak ve çok konuşacaksın bir ağızlıkta. Veba keyifle içini çekti. Ne kötü bir çocuk. Onlara bakarken acı ve şoktan boğulacak gibi oldum. Veba onlara ne yaptı? Ya da belki sadece ben anlayamıyordum. Belki de gerçekten o kadar saftım. Atlı kadın tahttan kalktı. Kedi gibi cilveli bir yürüyüşle bana yaklaştı. Artık her şey değişti kuşum. Of kuşum deyip durmasın artık. İtaat etmek zorunda kalacaksınız. Etrafımda dolaştı ve arkamda durdu. Kulağıma fısıldadı. Ve gemiden kaçıp saklanan bazı fareler olsa da onlar benim için bir engel değil. Kulak mememi yaladı ve gülerek geri çekildi. Iyy. Tiksintiyle kulağımı sildim. Ona döndüm. Nereden çıktınız? Biz buralı değiliz yavru kuş. Kimsenin sizi durduramayacağını mı düşünüyorsun? Cennete karşı yalnızsın. Veba biraz daha yaklaştı. Heyecanla fısıldadı. Cennet zaten bana itaat etti aptal. Tüm arkadaşların yeni düzeni kabullendi. Gökler de öyle. Zamanı gelecek ve sen de bunu anlayacaksın. Dehşetten titredim. Yapamam. Ne dedin kuşum? Daha yüksek sesle konuş. Sesin duyulmuyor. Bu kadar kolay pes edemem. Gözlerimi kapattım. Malbonte'yi özgürleştirme ritüeli sırasında karanlık gücünün bir kısmını almıştım. Şimdi onu çağırıyordum. Ve güç çağırma cevap verdi. Damarlarımı, kemiklerimi, gövdemi kara enerjiyle doldurdu. Veba beklenti dolu bir gülümsemeyle birkaç adım uzaklaştı. Ne kadar komik, ne kadar zavallı olduğunuzu gerçekten anlayana kadar hepiniz bundan geçiyorsunuz. Kapa çeneni, şimdi görürüz. Yavrum yenebilecek olsaydım Malbonte yenerdi zaten bunu 3 ay önce. Ellerimi uzattım. Doğrudan vebanın kafasından nişan aldım. Geber. Avuç içlerimden karanlık bir akış çıktı. Veba kaçtı ama ben ona ilişmeyi başardım. Bana döndüğünde yanağında anında iyileşen küçük bir çizik belirdi. Artı bir güç. Veba umutsuzlukla besleniyor ama senin yanında aç kalıyor. Güçlükle nefes alıyordum. Ve sonra tekrar dizlerimin üzerine çöktüm. Uzun bir hapis sürecinden sonra, bu benim için çok fazlaydı. Veba yanağını ovuşturdu ve güldü. Ne tatlı. Yine coşkulu bir kahkaha attı. Bana artık farklı gözlerle baktı ve Malbonte'ye döndü. Senin gücüne sahip olduğunu neden bana söylemedin? Hemen anlamamışım. Ama artık şüphem kalmadı. Malbonte dudaklarını büzdü. Bana öfkeli bir sitemle baktı. Vebanın sesi aniden ciddileşti, tehditkar hale geldi. Onu geri almalısın. Güçlü yardımcılara ihtiyacım var. Ne dersin? Malbon isteksizce cevap verdi. Uzun zamandır gücümü geri almak istediğimi ama nasıl yapacağımı bilmediğimi derim. Hadi be oradan. Sorun yok yavrum. Sadece rica edebilirdin. Yavrum da demeseydin iyiydi. Veba bana yaklaştı. Elimi öyle bir kuvvetle anlama koydu ki başımı geriye atmak zorunda kaldım. Hayır. Kaçmaya, ona karşı koymaya çalıştım ama veba beni diğer eliyle tuttu. Yalvararak fısıldadım. Malbonte. Hareket bile etmedi. Kimse bana yardım etmeyecek. Acıtacak. Belli bir dürtü hissettim. O an bedenime yüz tane iğne batmış, organlarım parçalanmış, beynim ve kalbim pelte olmuş gibi oldum. Sarsıldım, yere düştüm ama veba beni ile tutarak bir kez daha kaldırdı. Sonra elini alnımdan çekti ve peşinden siyah bir iplik uzadı. Arkasını dönmeden şöyle dedi, Malbonte, buraya gel. Platformdan yavaşça indi, yanında durdu. Bu güç birine ait, İnsan vücudunda yeri yok. Veba ipliği Malbonte'nin göğsüne kadar uzattı. İplik onun içinden geçerken Malbonte irkildi. Gözlerini kapattı. Gücümün ona geri döndüğünü, onun daha da büyük bir güçle dolduğunu gördüm. Zayıfladığımı, boşluğun bedenimi yeniden ele geçirdiğini hissettim. Şimdi bu dünyada nasıl hayatta kalabilirdim? Bu boşlukla nasıl başa çıkılır? Her şey bittiğinde veba beni ittirip kendinden uzaklaştırdı. Malbonte elini hızla uzatıp dirseğimden tutmasaydı düşecektim. Mutlu musun? sana ait olmayan bir şeyi kullandığını her zaman biliyordun. Başka içinde, başka içinde ilginç neler var acaba? Yine yanıma geldi. Başımı ellerinin arasına aldı ve gözlerimin içine baktı. Hmm. Birkaç kez gözlerini kırpıştırdı. Tekrar yakından baktı. Zihninde ciddi bir blok var. Artı bir güç. Yılanın bloğu bu sanırım. Acaba bana karşı koyarken ondan yararlanamazsın. Ancak bana karşı koyarken ondan yararlanamazsın. Fakat bu yeteneğinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Fenzio. Deneyeceğim. Ay inanmıyorum yılan onu bize verdiğinde ben hiç gitmeyecek sanıyordum. Kabaca ve doğrudan kafamın içine girdi. Tüm blokları söküp attı. Bilinci bondan gizlemeye yönelik tüm acı nasıl girişimlerimi yıktı geçti. Her türlü küçük hatramı yok ederken kendisine göre özel bir şeyin peşine düştü. Seninle her görüşmemizi hatırlıyorum. Benim için endişelendiğini hatırlıyorum. Vebanın yapmacık tatlı sesi hatırayı böldü. Ah ne kadar tatlı. Romantik olabileceğini bilmiyordum Malbonte. İyi dilini de çıkardı pislik. Benim tarafıma geçmesine ihtiyacım vardı. Benim gücüme az da olsa sahip bir ölümsüz düşmanın tarafında olmamalıydı. Onun senin tarafına geçmesini o kadar çok istiyordun ki bir beyefendi olarak tüm ölümsüz hayatını onunla geçirmeye mi karar verdin? Bunlar bana işlemez veba. Sana yardım etmemi istiyorsan sabrımı zorlama. Benimle ne kadar da sertsin öyle. Kabaca çenemden tuttu ama onunla çok daha şefkatliydin. Peki sana inanıyormuşum gibi yapacağım yavrum. Sonunda veba tahtına geri döndü. Şunu hissettim. Zayıflık, çaresizlik, rahatlama. Veba yeteri kadar oyun oynadı ama daha neler aklına gelebilirdi. Hizmetli salonun ortasına koştu. Dizlerinin üzerine düştü. Hanımefendi, konsey üyelerinin geri kalanı yan odada sizi bekliyor. Sonunda onları getirdiniz. Hadi gidelim. Veba fırladı. Kurbanlarını adeta zıplayarak koştu. Pike diğerlerini takip etmem için beni nazikçe arkadan itti. Hisar yönetiminin tamamı diz çökmüştü. Diğerlerinin yanı sıra gözüm Eragon'a takıldı. Herkes Eragon'un yeni çizimini beğeniyor ama ben beğenmedim ya. Eskisi daha iyiydi sanki. Kaç kişiyi daha canlandırdı acaba? Ya annem de yaşıyorsa? Buna inanmak istedim. Veba ayakkabı topuklarını yere vurarak ölümsüzlerin yanından yavaşça geçti. Ah benim itaatkar canlarım. Her biriniz benimle savaşmaya çalıştı. Ama bu çok sıkıcı. Kardeşim kavga etmeyi sever. Ama ben başka şeyler seviyorum. Eragon kuzgunu omzundan sikti ve kuşku Uzak bir köşeye uçtu. Eski danışman ayağa kalktı. Avlanan bir hayvan gibi kaşlarını çatarak vebaya baktı. Önünde diz çökmeye gelmedim. Vebaya doğru koştu. Ancak hızla yön değiştirdi. Birbiri ardına birkaç kez. Eragon o kadar hızlı hareket ediyordu ki. Bir ölümlünün gözleri muhtemelen onun hareketlerini yakalayamazdı. Veba kıpırdamadan durmaya devam ediyordu. Bulanık gözlerle yere bakıyor ve gülümsüyordu. Sonra aniden elini yana uzatıp Eragon'u boynundan yakaladı hareketlerini hesapladı ve bir sonraki saniyede nerede olacağını bildi boğazına bastırdı ve yere o kadar sert çarptı ki altındaki fayans çatlayıp ufalandı. <laughs> ne kadar kötü oldu çocuk. Sana kavgayı sevmediğimi söyledim. Neden beni zorluyorsun? Ve yine de ne kadar da umutsuzdun öyle. Kafanın içine bakalım Meragon. Yapama ama işte gözleri boş bakmaya başladı. Yüzü bembeyaz kesildi ve herhangi bir korumayı yerle bir ediyordu. Yabancı, bölge, yabancı bölgede kendi kurallarına göre oynayan bir uzaylı. Elimi ağzıma bastırdım. Ateşim devam ediyordu. Eragon neredeyse bayılacakken veba onu bıraktı ve bir sonrakine geçti. Dokunduğu herkese işkence etti. Kendi hayatının detaylarıyla onlara eziyet etti. Dokunduğu her şeyi mahvetti. Bazı ölümsüzler onun işgalinden sonra hiç kendine gelmiş gibi görünmüyorlardı. Gözleri hala boş bakıyordu. Dümdüz önlerine dikilip sallanıyorlardı. Sonuçtan memnun olan veba onlardan uzaklaştı. Sonra buyurgan bir tonda şöyle dedi. Kalkın. Birkaç hemen ayağa kalktı. Veba elini kaldırdı ve omzunun arkasından bir yerden bir fare çıktı. Avucunun içine indi. Kızım seni test edelim mi? Fareyi yere indirdi. Fare ölümsüzlere koştu ve aniden onların olduğu sayısına bölünce Farelerin her biri vücuda tırmandı. Birkaç yerden ısırdı ve sonra inip sahibesine geri dönmek için yeniden tek bir bedende birleşti. Kurbanların vücutlarında birer birer ülserler büyümeye başladı. Iyy. Çok kötü. Onlara enfeksiyon mu bulaştırdı? Ölümsüzler ızdırap içindeymiş gibi çığlık atmaya ve koşmaya başladılar. Ta ki veba sesini yeniden yükseltene kadar. Sakin olun. Enfekte olmuş ölümsüzler susup durdu. Veba onlardan birini dürttü pencereden atlamalısın. Durdu. Düşüncelerine kötü kötü gülümsedi ve ekledi. Kendini öldürmek istiyorsun. Sonra onu dehşetle izleyen bize döndü. Hayatta kalmasını istemiyoruz değil mi? Ölümsüz isteğini itaatkar bir şekilde yerine getirdi. Pencereye gitti. Pencere pervazına tırmandı ve aşağı atladı. Ay. Sanki bir torba su yere düşmüş gibi uzaktan boğuk bir çarpma sesi duyuldu. Kendinden memnun kalan veba fare öptü. Gösterimizi nasıl buldunuz? Ay Dino'nun ponçik yüreği dayanamadı bu gösteriye. Ve Mimi'nin de. zaten bu bölüm hep bu surat ifadesiyle geçirdi bölümü. Herkes susuyordu. Bir tek Torendo sesini yükseltti. Şaşırtmaktan asla vazgeçmiyorsunuz. Yalakalık yapma ve bana olan ilgisini kaybettiğinden beri sesimi çıkarmadım. Düşüncelerimi, hislerimi ve ruh halimi ifade etmekte zorlanıyordum. Kesin olarak bildiğim tek şey ve her yeri yok edeceği ve kimsenin onu durduramayacağıydı. Onun etkisine maruz kalan ölümsüzlerin geri kalanı hareketsiz durmaya devam etti. Ve hüzünle içini çekti. Bunu yaptığımda ölümsüzler bile uzun süre dayanmıyor. Yakında kuklaları değiştirmek zorunda kalacağız. Kalan oyuncaklara döndü. ''Kalkanım olacaksınız. Bana saldırmaya çalışan herkesi öldürün.'' Kuklalar beceriksizce başlarını salladılar. ''Çok iyi.'' Sabırsızlıkla avuçlarını ovuşturdu. ''Ve şimdi şehirde bir yürüyüş yapmak istiyorum.'' ''Bunca zaman boyunca beni hiç gezdirmediniz.'' Veba tiyatral bir şekilde somurttu. ''Lucifer, Malbonte, tur rehberleri olacaksınız.'' Mimi ile bana döndü. ''Siz de benimle geliyorsunuz.'' Kendi düşüncelerine gizemli gizemli, gizemli gülümseyerek yaklaştı. ''Ama...'' Hayvanları tasma olmadan gezdiremeyiz, değil mi? Çüş, pike, bayanlara kolyelerini getir. Hemen hanımefendi. Mimi bana doğru geriledi. Uzattığım parmaklarımı sırtına bastırarak onu durdurdum. Fısıldadım. Ona ne tavsiye etmeliyim? Ona duygularını gösterme, karşı koymalıyız, pes etme. Dört gözle beklediği tek şey bu. Tepki vermezsek bize olan ilgisini kaybedecek. Mimi sinirli bir şekilde fısıldadı. Bana ne yaptığını bilmiyorsun. Onun nasıl biri olduğunu hayal bile edemezsin. Veba asla oyuna doymaz. O sırada atlı kadın elinde prangalarla geri dönüyordu. İşte tasmalarınız canlarım. Mimi'ye bir tane taktı. Sonra yanıma geldi. Hayvan gibi tasma takılması olayına bile bize elmas harcatan Recep'e buradan teşekkürler. Ha benzetmeyi de veba yaptığı için söylüyorum. Soğuk metal çınlayarak boynuma çarptı. Rehine, hayvan. Daha birkaç ay önce herkes önümde boyun eğiyordu. Şimdi kafasını kaldırmaması gereken kişi bendim. Veba hala boynumun etrafına sımsıkı sarılmış halkayı tutuyordu. Yüzünü yaklaştırıp coşkuyla fısıldadı. Artık benim evcil hayvanımsın. İnatla seyirdim ve Veba beni hemen serbest bıraktı. Bir dürtüyle geri çekildim. Neredeyse düşüyordum. Atlı kadın buna sadece gülümsedi. Bunca zamandır kenarda duran Eva'ya döndü. Yabancı kız uysal görünüyordu. Hatta itaatkar bile diyebilirdim ama gözleri hala alev alevdi. Bu kadın uysal bir mizaca sahip değildi. Ama nedense vebanın dediğini iki etmiyordu. Eva benimle gel. Seni güzelce saklamalıyız. Kimden saklıyorsun? Eva kızın elini tuttu ve uçtu. Tavanı kırdı ve onunla birlikte kayboldu. Beton parçaları aşağı düştü. Birkaç demir parçası neredeyse kafalarımızı kırıyordu. Yusuf kendini duvara yasladı. Yüzünde kayıtsız bir ifadeyle yere çömeldi. Ya onun nesi var? İlk başta yaralı olduğunu düşündüm ama bir yara göremedim. Eragon üzerine düşen suvaları silkeledi. O her şeyi mahvederken burada böyle nasıl durursunuz? Siz. Ama o bitiremeden veba geri döndü. O inince duvarlar tekrar sağlandı ve zeminden yalnızca delikler ve çatlaklar kaldı. Peki şimdi yürüyüşe çıkabiliriz. Yerden zincirleri aldı ve kendine doğru çekti. Mimmi ve ben onun önünde diz çöktük. Zincirler gerilmişti. Halkalar sıkıyor ve atlı kadına doğru çekiyordu. Yürümeniz gerekiyor. Mimi ona gizlemediği bir öfkeyle baktı ama gözlerini dolduran yaşlar yüzünü o kadar agresif göstermiyordu. Gözlerimi kapattım. Ona kadar saymaya çalıştım. Delirmemek için bunu hücrede yapardım. Pike uçup gitmesinler diye kanatlarını bağla. Pike Mimi'nin kanatlarını bağladı. Sonra yanıma geldi. Ya zaten zincirler sendeyse biz nasıl uçacağız ya Allah'ım ya Rabbim. Üzgünüm. Hizmetçi ipleri sıktı ve ipler tüyleri eziplerime yapıştı. Penzio oğluna bakar mısın? Dino'yu tepeden tırnağı süzdü. İyi bir çocuk olacak mısın? Evet hanımefendi. Ben ona bakarım hanımefendi. Tamam. Torendo. Sizi dinliyorum hanımefendi konuştuğumuz şeyi bul. Evet hanımefendi. Ve kapıları açan Pike'ye başını salladı. Son bir umutla dönüp bana bakacağını bekleyerek Malbonte'nin sırtına baktım. Ama o sadece önüne bakıyordu. Bana karşı neden bu kadar zalimsin Malbonte? Veba, Mimi ile beni de beraberinde çekerek salonu terk etti. Sanki konvoy altındaymışız gibi onun peşinden gittik. Harap olmuş bir şehir. İz tabakasıyla kaplı evler yanmış harçlar ve henüz dünyanın sonunun geldiğini tam olarak farkında olmayan korkmuş, kayıp ölümsüzler, havada umutsuzluk, boşluk ve umutsuz bir hüzün vardı. Yürüdüm, bacaklarımı hızla hareket ettirdim, düşmemeye çalıştım ve beba, dikkatsizce zincirleri çekerek ya da gevşeterek şehirde dolaşıyordu. Gerçekten yürüyüşe çıkmış köpekler gibiydik. Demek göklerin başkenti böyle görünüyor. Buradaki her şeyi mahvederken etrafa düzgün bir şekilde bakacak zaman bile olmadı. Yorgun bir şekilde gerindi. Eh, sonuçta bu işi böyle kirli, sıkıcı. Eğlenmek yerine sizin de sorunları çözmemiz, konuşmamız, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama görevi düzgün bir şekilde tamamlayacağım. Annem benden memnun kalacak. Kardeşleri vardı, bir de annesi olduğunu öğreniyoruz burada. Veba, mimi ve bana hiç aldırış etmeden durmadan konuşuyordu. Yaklaşan herkese saldırmaya hazır, kuklaları geriden yürüyordu. Başımı belli belirsiz mimiye çevirdim. Ne oldu? Onları diriltmeyi nasıl başardı? Mimi dudaklarını büzdü. Bilmiyorum ama babamı da diriltti. Mimi çok sevindim. O nasıl? Bilmiyorum. Kaç. Sesinden buna sevindim mi yoksa kızdı mı anlayamadım. Ya da belki her ikisi de. Babam hiçlikten pek bir şey hatırlamıyordu. Bir nevi varsın ama hiç yoksun aslında. Ve yanlarına gidip onları çağırmış. Bazıları onu takip etti. Bazıları orada kaldı. Kendimi bir rüyada gibi hissediyorum. Veba ölüleri geri getirmeseydi bu bir kabus olurdu. Bu zaten bir kabus Vicky. Kilit altındayken görmedin. Onun ne yaptığını görmedin. Ne yapmış olabilir? Mimi vebaya temkinli bir şekilde baktı ve bizi duyup duymadığını kontrol etti. Her şey yanıyordu. O kadar çok ölümsüz öldü ki. O ise gülüyordu. Hala gülüşünü duyabiliyorum. Mimi. Veba hepimize eziyet etti. Ta ki biz onun önünde diz çöküp merhamet dilerine ne kadar ona bağlılık yemini edene kadar acı acı gülümse yine de aramızda bunu yapmak zorunda kalan muhtemelen tek kişi bendim. Peki ya? Malbon teme. Hala onun için endişeleniyorsun ah şefa. Onun vebanın yanında olması beni hiç şaşırtmadı. İçinde iyilikten çok kötülük var. Her zaman vardı. Tartışmak istedim. Bunun böyle olmadığını kanıtlamak istedim ama gücüm yoktu. Ya da bu tartışmayı nasıl kazanacağımı bilmiyordum. Dino vebaya gönüllü olarak katıldı. Fenzio'nun ona ne dediğini bilmiyorum. Ne sıfırda. Belki babası zorlamıştır ancak ben buna inanamıyorum. Eskiden sevdiği herkese karşı aşırı kızgın, aşırı soğuk. Mimi'nin sözleri o kadar acı ve hayal kırıklığıyla doluydu ki kendimi kötü hissettim. Her zaman çok bağımsızdı, neşeliydi. Beni zindanda tutarken veba ona ne yapmıştı? Cehennemi yaşadığımı düşünürdüm. Ama asıl cehennem karanlıkta Karanlıktaki o yalnızlık değil, vebanın kayıtsız güneş ışınlarının altındaki sapkın ilgisiydi. Bir sonraki seçim hem arkadaşlıkları hem de romantik ilişkileri geliştirecek. Mimi, bana elini ver. Çok üzgünüm. Eğer görürse, korkusuna rağmen Mimi canlanmış gibiydi. İnsan sıcaklığını özlem duyan gözleri umutla parladı. Ben ise açık avcumu uzatarak tekrarladım. Bana elini ver. Korkma. Önde yürüyen veba, Le ve Malbonte'ye baktım. Konuşmakla meşguldüler ve bizim yönümüze bakmıyorlardı. Vicky. Mimi tereddüt etti ama yine de bana elini uzattı. Titreyen parmakları bana doğru uzandı. Bir daha bırakmamak üzere elimi yakalamaya çalıştı. ve bazı zincirlere bakıp hareketimizi görmesin diye yaklaşmamaya çalıştık. Onu takip etmek zorunda kaldık ve neredeyse hiç bakmadan birbirimizin elini aradık. Sonunda parmak uçlarının benimkine dokunduğunu hissettim. Ancak düzgün bir şekilde kavramak için zamanım olmadan tekrar uzaklaştı. Ve bunu fark edip izin vermez diye korku ve yorgunluktan ben de titremeye başladım. Soğuk havuç içilerim terledi. Şansımı denemeye karar verdim ve ona ulaşabilmek için küçük bir adım attım. Ve sonra Mühit daha da uzanarak sonunda elime dokunabildi. Elimizden geldiğince sıkarak parmaklarımızı birbirine kenetledik. İkisi de ağlıyor ya. Bir sıcak dokunuş, geçici bir şefkat ve nezaket. Mimi'nin iç ıstırabını yumuşattı. Gözlerinin ısındığını, dudaklarında ürkek bir gülümsemenin belirdiğini gördüm. O anki savunmasızlığını görünce neredeyse ağlayacaktım. Her şey yoluna girecek. Teşekkür ederim. Desteğin Mimi'ye çok iyi geldi. Yusuf aniden durdu. Bize öyle bir öfkeyle baktı ki hemen ellerimizi ayırdık. Bir anda etrafımızı soğukluk ve yalnızlık sardı. Kendimi yine son derece berbat hissettim. Ve yine dünyanın kötülüğü açık bir şekilde önümün, önümde açıldı. Bakışların acı bir ilgiyle cevap verdim. Onunla aynı tarafta olduğunuza inanamıyorum. Olamaz. Veba aniden durdu. Gerilmiş zincirler birden gevşedi. Bunların hepsi çok ilginç elbette ama ihtiyacım olan bu değil. Buraya düzen getirdim ama ölümlülere ulaşmam gerekiyor. Ve bu görevimde bana yardım edecek kişilere ihtiyacım var. Biliyorum, bunun hakkında zaten konuştuk. Ne olmuş yani? Her şey hazır. Dünyayı gözlemlemenin ve gerekirse inmenin kolay olduğu bir yerde bekleniyorsunuz. Emrinizde herhangi bir görevi yerine getirecek yeterince ölümsüz olacak. Ve Lusufra beklenmedik bir şekilde yumuşak ve güzel bir bakış attı. Peki orası neresi? melekler ve şeytanlar okulu. Okulun müdiresi şaşırdı. Sanki yer ayaklarımın altından çekilmişti. Dünya döndü, durmadan döndü. Anılar üzerime bir çığ gibi aktı. içimdeki boşluğu silip süpürdü. Ama beraberinde mantıksız bir umut ve aynı zamanda buz gibi bir korku getirdi. Malbonte'nin bakışlarını üzerimde hissettim. Elbette her şeyi benim hatırladığım gibi o da hatırladı. Ve bay yüksek sesle güldü ve haykırdı. O zaman okula gidelim. Ve her şeyin başladığı yere geri dönüyoruz. Gelecek güncellemeyi merak içinde bekliyorum. O zamana kadar kendinize iyi bakın.